Evet, Celal Bey bu seferlik restini yuttu. Sahnelerini geri aldı. Ama ikinci bir resti kaldırmaz, haberin olsun. Anladım. Restleşmek yok. Her seferinde ev videolarıyla fanların gönlünü de alamazsın. Artık uslu bir çocuk o. Dizideki Yağmur gibi. Tatlış. 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 Aynen. Hadi görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim canım, ne demek? En karanlık günlerimde yanımda oldun. Bunu unutmayacağım. Eğer bir şey canın sıkılırsa, daralırsan... herhangi bir şey. Direkt bana geliyorsun, ben de sana destek oluyorum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. İnanma. Ha? Oyuncular seni önce gökyüzüne çıkarır, sonra pat, kurt vermiş. Barış öyle biri değil Peridan. Zor yoldan öğrenmek istiyorsun. Peki. Miro'cum gel. Bu ne? Kıyma. Davetiye. Ercan Kesal'ın filmi için. Daha bu sabah bahsetmiştim. Üçümüz buluşup gideriz değil mi? Özel gösterim canım bu. Sınırlı sayıda kişi davetli yani. Asistanlara düşmez. Bu kadar özel bir davetiyeyi sana kim verdi acaba? Hatırladım, tamam. Feris Hanım'la Ercan Kesal bir yerde karşılaşmışlar da... onlar sanki geçen yılki tartışma olmamış gibi sohbet etmişler. Onun barışma niyetiyle davetiyeyi göndermişti de... herhalde Feris Hanım da gitmek istemeyince bana pasladı. Yani kesin öyle olmuştur. Oh, tamam, sus. İyi eğlenceler, tamam. Sağ ol. Davetiye için teşekkür ederim. Bir şey değil. Dur. Sebebini bilmek istiyorum. Yani bu bir hediye gibi değil mi? Yani sektörde tutunamayacağımı, başaramayacağımı söylemiştin ama başardığımı görünce... Sabah bu filme çok gitmek istediğini duydum. Bu, hepsi bu. Beni sevindirmek için yaptın. Hı? Umarım beğenirsin filmi. Teşekkür ederim. Yalan söylüyorsun. Efendim? O davetiyeyi sana Feris Hanım'a vermediğini biliyorum. Kıraç Bey'i zarfı masana koyarken gördüm. Kıraç Bey sana niye böyle bir jest yapıyor? Ha? Onunla aranda ne var? Ne diyorsun sen ya? İşe girerken de yalan konuştun. Başta Kıraç Bey'i tanımıyorum dedin. Sonra bir tanıdığını tanıdığı çıktı. Odalarda gizli kapaklı konuşmalar. Kör müyüm ben? Kör değilsin ama kötü niyetlisin. Nefes alamıyorum artık. Tamam. Bunların hepsini tek tek Feris Hanım'a anlatacağım. Herkes senaryoları çalan ajanın benim olduğumu sanıyor. Madem sen Kıraç Bey'le daha yakınsın, değil mi? Bakalım Feris Hanım'a bunları anlatınca senin yanında asistanı olarak tutacak mı?
söylediklerim var ya, o kadar çirkin ki patronum duyarsa var ya benden daha fazla sinirlenir. Tamam, Perisan belki beni kovar. Ama bakalım Kıraç Bey seni yanında tutacak mı bundan sonra? Orasını bilmiyorum. Benim o galaya gitmek istediğimi duymuş. Hepsi bu. Bu kadar. Başkası yok. Başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Bir sal artık beni. Düşündüğüm şey ima etmiş olamaz değil mi Meral? Ya böyle bir şey onun o pis aklından bile geçmiş olamaz değil mi? Ya babam o benim ya, babam. Bırak, ne takıyorsun gerizekalı? Kendi galaya gidememiş, şişmiş sana carlamış işte. Boş ver, düşünme. Sen galaya konsantre ol. Hem bak Barış da geliyormuş. Belki sonra after party falan olur, bir şeyler yaparsınız ha. Belki. Aa, dur, annem görüntülü arayacaktım ben. Üstünü giy de konuş, geç kalacak. Tamam, dur. Kutuladınız mı her şeyi? Hallettik sayılır. Ufak tefek şeyler kaldı. Anne, kızım bu akşam Ercan Kesal'ın galasına gidiyor. Aa, şahaneymiş. Kiminle gidiyorsun? Arkadaşlarınla mı yoksa patronunla mı? Babamla. Davetiyeyi de o verdi zaten. Seni orada istemediğini söylememiş miydin? Bu sektörde tutunamazsın. Seni yerlerde de aynı şey değil. Bak, beni çevresinden uzaklaştırmak için, İstanbul'dan göndermek istediği için öyle dediğini zannettim. Ama değil. Ya gerçekten beni düşündüğü için, benim bu sektörde yıpranacağımdan korktuğu için öyle söyledi. Şu anda sadece tahminde bulunuyorsun Dicle'cim. Anne bak, dün Müjgan Ferhan Şensoy geldi ajansa. O da, onun annesi de kendi kızının sektöre girmesine karşı çıkmış. Yani onun yıpranacağından, üzüleceğinden korktuğu için uzaklaştırmaya çalışmış. Tıpkı babam gibi. Kıracın davranışlarını yanlış anlıyorsun anneciğim. Onun tek derdi seni İstanbul'dan, kendisinden, ajanstan uzak tutmak. Neden babamın beni korumak istediğine inanmıyorsun? Yavrum, kızım, ah, ah. Anne, ya en içten, da şuradan bana karşı azıcık bir sevgisi olamaz mı? Ben bu kadar sevilmeyecek bir çocuk muyum? Deli misin sen be? Sen dünyanın en şahane çocuğusun. Ama o... Ama o ne? Sen bir zamanlar bu adamı sevdin. Aşık oldum. Bu kadar kötü bir insan olsaydı aşık olabilir miydin? O zamanlar şimdiki Kıraç değildi. Bence bizi terk ettiği için böyle söylüyorsun. Ama biz de onu terk ettik anne. Sen soyadını almadın. Ben seni bir daha görmek istemiyorum dedim. Yani baban gittiği için kendini ve beni mi suçluyorsun şu an? Hayır, hayır. Kesinlikle seni suçlamam. Sadece... Bilmiyorum. Ufak da olsa bir şans vermek istiyorum kendisini affettirmesi için. Belki o zaman bir şeyler değişir. Ben böyle olmasını umut ediyorum. Yavrucuğum, bir tanem. Yani umutların kırılacak diye korkuyorum. Kırılmayacak. Ya tamam, filmlerdeki gibi gelip canım kızım deyip sarılmasını beklemiyorum ki ben. Merak etme. Sadece benden nefret etmediğine... Beni takdir ettiğine inanmak istiyorum ben. Kıraç Özdal'ın zırhında bana dair küçücük bir delik olduğuna inanmak istiyorum. Bunu ben de istiyorum. Ağlama ne olur. Ağlamıyorum. İyiyim. Dumanlı göz makyajı yap. Çok yakışıyor sana. Tamam, yaparım. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Canım. Ondan çok şey bekleme. Tamam. Leyloş'um, benim şimdi hazırlanmayı bitirmem lazım, tamam? Öpüyorum. Ortamı yabancısı olur, bu kadar belli etme. İlk defa mı galaya geliyorsun? Yok, hayır, ben Altın Portakal'da da bir galada mutfakta çalışmıştım ama sadece Nuri Bilge Ceylan'ı görünce heyecan yaptım.
Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Pelin, görüşemiyoruz. Posta kapandım. Bir aydır ilk defa insan içine çıkıyorum. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İç geldin misin bana? Tabii. Nasıl gidiyor? Ama şey değil aslında. Senin kendini tanıyamadığı nokta kör noktaymış. Ben kendimi tanıyamadığım bir yerdeyim bugünlerde. Doğrudur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir tane alabilir miyim? Hayran oldu ünlüyü görmüş. Taşra kızı çık içinden ya. Alıntı yapmak nedir? Teşekkür ederim. Ne habersiniz? Yalnız kuralım mı sen? Kuralar denceliyorum şimdi. Görüşürüz. Asistan kız. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Topuklulara alışık değilim ben. O yüzden üzerinde leylek gibi durmuyorum, değil mi? Yok yok, şahanesin. Şahane gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Buralardasın değil mi? Evet. Bunu Kıraç Bey'e götüreceğim. Seni böyle görmeye alışamadım daha. Çok güzel olmuş. Barış. İyi böyle. Senden? İyi. Aça. Nasıl gidiyor? Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi vallahi, ben de yeni geldim. Öyle işte. Ben alayım. Görüşürüz. Salona geçebiliriz. Şöyle söyleyebilirim. Nasife Dayız filmi derdi sadece politik hiciv olan bir film değil. Bir trajikomik insan hikayesi asıl olan. Ben biliyorsunuz Nasife Dayız'da hem oyuncu hem senarist hem de yönetmenlik yaptım. Dicle Nazım, ülkenin en önemli yürütücü yapımcısı. Oğlum sen bu ego okşamalarını oyuncularına sakla. Ne haber Fıstık? İyiyim, siz? Kıraç seni öve öve bitiremedi. Beni mi? Zehir gibi, akıllı, güçlü, tuttuğunu koparan. Oo. Utandım şimdi. Sinema televizyon okumuşsun. Okudum, evet. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. İki hafta sonra Antalya'da dönen filmine başlayacağım. Aslında kadromuz tamam. Ama Kıraç'ın bu kadar övdüğü birini de kaçırmak istemem. Bize genç, dinamik, enerjik, tutkulu gençler lazım. Prodüksiyonda seni runner olarak alacağım. Hem set ortamını görürsün hem de deneyim kazanırsın. Kıraç Bey mi istedi beni Antalya'da filme almanızı? Aynen. Sabah erkenden aradı. Seni çok övdü. İki gün sonra arasa kadro kilitti. Buradayım deyip gideceğim. Ne haber kızım? Bilmiyorum, sen. Burada mıydın sen ya? Setten aldırırdım ben seni, haber versen. Sonra bütün gece elimi tutardın değil mi? Hayır. Bu gece iki yabancıyız biz ve öyle kalacağız. Dicle, ne haber? Selam. Ben geç dönerim. Bir geçme. Kızın değil mi? Senin bu baban çok çakal. Sırf şehir dışında diye bizim filmi önermedi seni. Önermez. Gerekirse benim kariyerimi yakar ama yanından ayırmaz beni. Görüşürüz. Kıraç'tan telefonumu alırsın. Annem haklıymış.
beni korumak için değildi. Sırf senden uzakta olayım diye beni sektöre girmemi istemedin, değil mi? Sana ülkenin en önemli yapımcılarından biriyle çalışma fırsatı sunuyorum. Ha, Antalya'da. Senden uzakta. Benim çok iyi bildiğim küçücük şehirde. Çünkü gözünün önünde olursam kızın olduğum ortaya çıkabilir, değil mi? Senin bu yalan dünyan yıkılabilir. Babam olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Çünkü babam olmanı istemiyorum. Bunları sonra konuşalım. Sen şimdi Nazım'ın teklifini iyice bir düşün. Gitmiyorum hiçbir yere. Feriz Hanım'ın yanında çalışmaktan mutluyum. Menajer mi olmak istiyorsun? Bu muydu hayalin? İstanbul'a gelirken aklımda bu yoktu benim. Ama Ego Ajans'ta çalışmaya başlayınca sevdim, tamam mı? Bana artık jest yapma. Ne olur, ne jestini istiyorum senin, ne takdirini istiyorum. Sadece bana engel olma yeter. Biz çıkıyoruz zaten. Emirgan'a geçeceğiz çocuklarla. Da Beren'i bekliyorduk. Beren, Beren. Burayı da sete çevirdim. O zaman görüşürüz orada. Gelin. Asistan kız, görüşürüz.